Podcast. Burası Pidesun Karadeniz Pideli YouTube kanalı Beast kanal olarak tekrar hoş geldiniz işletmemize. İsmim Hasan Çıplak. Trabzon Şahpazarı ilçesi Üzümözük köyündenim. 20 yıldır bu işletmedeyim. 30 yıldır bu işi yapıyorum Trabzon'da. Burada şu anda Karadeniz Pidesi yapacağız. İlk yapacağımız pide kıymalı pide. Burada göründüğü gibi kapalı kıymalı, kıymalı ve doğranmış soğan. Doğranmış soğan, kapalı kıymalı. Öncelikle bunun yapılışını ben size göstereyim. Şöyle bırakıyorum. Evet, kapalı kıymalıyı açıyoruz. Bu biraz incedir. Pidesi incedir. Üzerine bu şekilde dikiş atar gibi kapanıyoruz. Üzerine bulamacını sürüyoruz. Fırına. Şöyle. Evet. İlk olarak kıymalı pidemiz fırından çıkıyor. Şimdi bunu alıyorum. Evet. Kıymalı pidemiz. Şöyle üzerini siliyoruz. Arka tarafını atıyoruz. Ve tezgahı getiriyoruz. İçine yağ koymak için kesiyorum. Şöyle. Kıymalı pidemiz. İsteyen bunun içine yumurta koyabilir. Sarısı yumurtanın. Şöyle. Yumurtanın sarısını da koyabilirsiniz. Güzel olur. Tabii. Kıymalı böyle bu şekilde. Evet. Şimdi ikinci olarak kuşbaşılı pide yapacağız. Kuşbaşılı pide dana eti. Şöyle göstereyim. Dana eti, domates, biber. Daha sonra tereyağı koyacağız. Pidenin içerisinde, hamurun içerisinde. Şimdi onun yapılışını göstereceğim. Şöyle, bir dakika. Gösteriyorum hemen. Şu kuş başını. Ayrıca çıkmaya yakın olarak üzerine isterseniz eğer kaşar da koyabiliriz, güzel olur. Kuşbaşının içinde kuşbaşılı kaşar da olur, güzel olur. Şimdi onu fırına veriyoruz. Kaç dakika sürüyor fırınlarda bu? 15, en az 15-20 dakika. 15-20 dakikada çıkar. Çünkü fırın, bu kadar fırın odun ateşinde yandığı için biraz normalde daha geç ve güzel pişiyor. İçi dışı bir pişiyor gibi. Şöyle. Bizi çıkarıyorum fırından. Kuşbaşılı. Şöyle. Altını temizliyoruz. Ununu atıyoruz. Yağını koyduk. Bu da hazır. Şöyle dursun. Şimdi üçüncü olarak peynirli pide yapacağız. Trabzon peyniri. Şurada göstereyim. İmansız peynir. Orijinal Trabzon peyniri bu. Köy peyniri. Onun yapılışı. Hamurunu açıyoruz.
biraz daha kısa açıyorum. Peyniri koyuyoruz içine. İmansız derken peynirin ismi imansızsa. Şöyle kapatıyoruz. Yarım kapatıyoruz. Suyunu vuruyoruz. Şu şekilde. Burada peynirli pidemizi çıkarıyoruz. Sırada peynirli pide var. Onu çıkarıyoruz. Şöyle bir göründü. Peynirli pide, Trabzon peynirisi, imansız peynir. Yavrunu temizliyoruz. Şöyle yağını koyuyoruz. Buyurun. Şimdi dördüncü olarak kavurmalı pide, kendi kavurmamız, Trabzon kavurması, daha doğrusu sistah kavurması, kendimiz yapıyoruz bunu. Dana etidir, orijinal dana etidir. Onun yapılışı. Şimdi ince olur biraz da. Şöyle hamurumuzu açıyoruz. Bu arada peynirini de ihmal etmiyoruz. Bir deneyle yapmıyoruz. Bunu alıyoruz. Böyle kavurmamızı diziyoruz buraya. Çok fazla koymuyoruz. Çünkü eğer fazla koyarsak hamuru delebilir alttan. Şu şekilde. Tahmin hesap koyuyoruz biz. Böyle kapatıyoruz üzerine. Su. Bulamacını sürüyoruz üzerine. Ve ondan sonra fırına. Tabii. Böyle. Evet. Kavurmalıyı da attık. Sırada karışık pidemiz var. Şu anda dördüncü pidemiz. Yani kavurmalı pideyi çıkarıyorum. Kendi kavurmamız. Şöyle. Beş tane malzemenin karışımından oluyor. Kenarları yanaklıdır bunu. Şöyle göstereyim. Şöyle. Biraz ince açıyoruz. Şimdi ilk birincisi peynirli koyuyoruz. İki kıyma. Kuşbaşılı en köşeye koyuyoruz. Biz daha sonradan bunu pastırma ve kavurmayı da üzerine ilave edeceğiz. Şu şekilde. Bulamacını sürüyoruz. Bununla 5 tane pideden tadabilirsiniz. Şu şekilde. Beşinci karışık pidemizi de çıkarıyorum fırından. Hazırdır, servisi hazırdır şu anda. Çıkartıyorum. Buyurun. Evet.
Ayrıca internetten, YouTube'dan BIST kanalımızı takip etmenizi öneririm. Ayrıca Pidesu'nun sayfasını takip etmenizi öneririm. Trabzon'a gelen herkesi işletmemize bekleriz.